Bir telefonumuz var. Dilerseniz onu alalım. Alo. Alo, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Fatma Yılmaz, İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan Fatma Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öyle kanala gizekat tesadüf yayınınızı gördüm. Kulak verdim, izledim sizleri. Benim 2 yıldır alerjilerim var. Evet. Tahliller yapıldı. Fakat alerjimin neyi olduğunu bana bir türlü söylemediler. O alerji ilacını kullandığım sürece saçlarım acayip şekilde döküldü ve geriliyorum. Bunun sebebi nedir? Alerjinin türü var mı hocam? Yani alerjinin, cilde yansıması. Evet, bugün de bir doktor, bir beyefendi. Geçmiş olsun diliyoruz Fatma Hanım'a alerji, hemen. Alerji uzmanı evet. Beni aradı. Profesör doktor dedi ki 56 çeşit alerji var. Hangi çeşit alerjiye sizin ürünler iyi geliyor? Dedim ki hocam yani profesör doktorsunuz, uzmansınız. 56 değil, 106 hatta 40 binden olsa alerji fark etmez. Alerji neden oluyor? Neden oluyor? Histamin oranı yükseliyor. Çok basit. Histamin neden yükselir? Bir, midede bakteri varsa buradaki Helicobacter pylori isimli bakteri histamin yükselmesine sebep olur. Çünkü toksik madde üretiyor, histamin tetikliyor. İki, bağırsaklarda mantar olur. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsak kendini korumak için yağlanır. Yağlanırsa enzim salgılayamaz. Enzim azalırsa histamin yükselir. Yani konunun temeline inmek gerek. Evet, peki histamin hocam. Histamin kortizon dengesi bozulduğu için alerji ortaya çıkıyor. Bütün alerjilerin sebebi bu. Saça yansıması neden kaynaklanıyor peki? Bağırsaklarda vitamin, mineral, enzim akışı olmuyor. Hı-hı. Karaciğer kan yapamıyor. Karaciğer kan yapamazsa nereye gidecek? Yani neyle beslenir? Ağaç saçınızı bahçenizdeki, tarlanızdaki çimene benzetelim. Sulamazsanız ne olur? Kurur. Evet. Sulayalım. Neyle sulayacağız? Kanla sulayacağız. Kan yapamıyor ki karaciğer. Çünkü bağırsaklarda mantar dolu. Zif gibi. Halın üstüne zif yerleşmiş gibi bağırsakların üstüne mantar yerleşiyor. Vitamin, mineral, enzim gelmezse karaciğer ne yapsın? Doğru. Yatıp uyu. Dinlenmede. Evet, çalıştırmak gerek. Evet, vücudu tembelleştirmemek gerekiyor. Fatma Hanım için neler söyleyeceğiz? Size ulaşması yeterli olacaktır değil mi? Midesinde problem varsa ayrı. Evet. Bağırsaklarında problem varsa ayrı. Bilmemiz gerekir. Ona göre çeşit çeşit formüllerimiz var. Tedavi ederiz. Anladım hocam. Hem